Merhabalar, Işıl'da Pratik Bilgiler'desiniz. Bugün sizlerle kıvırcık salatamızdan, roka salatam var elimde. Üzerine bir sos yapmak istedim. Sizle de bunu paylaşmak istedim. Değişik soslar üretmek hoşuma gidiyor. Ve gerçekten kaliteli ürünler aslında ortaya çıkıyor. Biraz hayal gücümüzü kullanmamız da gerekiyor bazı durumlarda. Bu tip salatalarda doğrusunu isterseniz benim en fazla önerecek olduğum yani katkı malzemesi anlamında en yakın saflıkta sarımsaklar, naneler, zeytinyağı, beyaz peynir, yoğurt ve mayonezden oluşuyor. Bugünkü sosumuzda yağlı beyaz peynirimizi şöyle bir kaseye aldık. Biraz bunu ufalamak istiyorum ben. Beyaz peynirin salataya roka ile özellikle ne kadar lezzet kattığını hepimiz biliriz. Şimdi biraz parçalamak istiyorum. Hani bunu rondodan geçecek bir durum yok. Macun kıvamına gelir aksi halde. O da çok hoş olmuyor biliyorsunuz. Öncelikle şöyle güzelce bir parçalayalım peynirimizi. Mümkün olduğu kadar abartmadan boyutlarını. Sonrasında 2-3 dolu dolu yemek kaşığının aldığım yoğurdumu aktarıyorum. Tercihen ev yoğurdu kullanmanızı tabii ki öneririm. Kendim bir dönem gerçekten çok uğraştım yaptım ama süt bulamadığım için sağlıklı çok yeltenemedim. Şimdi bu ürünlerimizi de bir harmanlıyoruz arkadaşlar. Peynirin içerisine hatta şu kaymasın diye şöyle alalım. Evet. Şekilde aldım. Şimdi mayonezimden ben bir miktar katmak istiyorum. Çünkü lezzet gerçekten veriyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar siz de aktarabilirsiniz. Lezzetli oluyor şimdi Allah için ürünler. Efendim biraz sarımsağı bol kullanacağız. Ben dövülmüş sarımsağım vardı çekilmiş. Onu aktardım. Ve yine şöyle nane, kuru nanem vardı. Buna fesleğen de ekleyebilirsiniz. Siz bilirsiniz. Benim elimde bolca nane vardı. Onu aktardım arkadaşlar. Ve en son tuz aktarmıyorum içerisine. Çünkü tuzla beraber biraz daha tadı değişebiliyor ürünlerin. O nedenle sadece bunlar bulunacak. Zaten sarımsaktaki lezzet, peynirin tuzu gerçekten müthiş lezzet veriyor. Size tavsiye ederim. Deneyin. Süzme yoğurdunuz varsa onunla da enfes sonuç çıkartabilir. Biraz daha içindeki peyniri ezmek için uğraşın derim. Böylelikle hani herhangi bir salataya yağ gezdirmek vesaire zorunda da kalmıyorsunuz. Şimdi yaklaşık yarım çay bardağı kadar da hakiki zeytinyağım vardı. Sosumun içine kattım. Yine karıştırmaya devam ediyorum. İnanın bana hazır soslardan hiçbir farkı yok. Güzel böyle isim yapmış restoranlarda hiçbir şeyin hazır ürünün kullanılmadığını hatırlatmak isterim. Layıkından yapılır. Lezzetine kavuşur yiyecek. Evet, sosumuz hazır. İnanın bana çok lezzetli. Kokusu da hafif. Tam bir yaz aslında salata sosu. Üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Evet, işte bu kadar. Gerçekten lezzet şölenidir bu. Tabii ki daha tatlandırmak size kalmış ama bence bu lezzet yeterli. Bana sorarsanız kalan peynirimizi şöyle atalım. Evet, karşınızda muhteşem sosumuz ve salatamız. Afiyetler olsun. Görüşmek üzere. Ağız tadıyla efendim.